Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Serpil Coşan'la röportaj yapıyorsunuz. Serpil Coşan kimdir? Serpil Coşan bütünsel dönüşüm danışmanıdır. Ben aslında bilinçaltını tamamen dönüştürüyorum. Dünyada kullanılan bir sürü teknik benim tekniklerimden birisi. Bir de tabii kendi 20 senedir yaptığım için bu işi, kendi ürettiğim teknikler var. Bu teknikler sayesinde insanların panik atakları, kaygı bozuklukları, hastalıkları, ilişki problemleri, para problemleri, çünkü bunların hepsi bilinçaltının kararlarıdır. 0-7 yaş arasında teta dalgasındayken karar verilmiştir bunlar ve bunlar insanların farkında olmadan hayatının %95'ini kapsadığı için de sürekli aynı şeyi kaderleştirir durur. O yüzden de ben orada çocuklukta alınan kararları o tekniklerle dönüştürünce, diyelim ki iyi para kazanırım, işte başarılı olurum, iyi ilişkiler kurarım, hastalık diye bir şey yoktur, aslında ben güçlü bir varlığım, beynim harika bir yaratım alanı, beynimin harika gücü var. Dolayısıyla panik atak diye bir şey, benim çaresizliğim olamaz gibi kararları çocuklukta aldırdıktan sonra siz tamamen farklı hissedip farklı şeyler yaşamaya başlıyorsunuz. İlişki problemleriniz varsa halloluyor, panik ataklarınız varsa geçiyor, parayla ilgili sıkıntılarınız varsa geçiyor, kariyerle ilgili sorunlarınız varsa bunlar halloluyor. Nasıl daha önce otomatik sıkıntılar kaderleşiyordu, yine aynı şekilde otomatik sıkıntılar hallolmuş oluyor. Yani her şey zaten beynin kararı olduğu için, beynin kararını etkileyen o bilinçaltı temizlendikten sonra, oraya çok güzel bir programı yerleştirdikten sonra, bunlar biraz ütopik gibi geliyor ama tamamen teknik şeyler, tamamen fizik kuralları, asla dayatma değil, asla terapi değil. Bir bilgiyi silip başka bir bilgiyi yüklemekle alakalı. Evet, gerçekten de bütün hayatınız dönüşüp değişiyor. Travmanın büyüklüğüne göre kullanılan teknikler şu anda aslında bütün dünyada kullanılıyor. EFT dediğimiz, oradaki travmanın oluşturduğu duyguyu bazı vuruşlarla vücuttan hem atıyoruz hem de o vuruşları yaparken, o tekniği kullanırken oradaki anı siliniyor. Yaşadığı an siliniyor. Hem duygusu siliniyor hem de yaşadığı an. Stres mideyi bozar. Kendinizden de bilirsiniz. Mesela stresli bir şey geçirdiyseniz o günü, ertesi gün mideniz yanar. Reflü olursunuz, ağrı olur, bağırsaklarınızı bozar. Demek ki stres denilen bir şey sizin midenizi ve bağırsaklarınızı rahatsız edebiliyorsa korkular nerelerinizi etkiliyor? Mesela keşkeler şeker hastası yapar. Ay keşke bunu yapsaydım. O olay olduğunda keşke şöyle davransaydım. Hayır. Orayı sildiğimiz anda, ondaki o korkuyu, keşkeyi, yapamama, yetememe duygusunu aldığımız anda hem beden rahatlar hem artık beyin ya da bilinçaltı aynı şeyi sürekli yaratmayı keser. Yani hayatınızdaki bugün bütün tıkanıklıklar, işte gelirsiniz kariyer yapacaksınızdır, bir noktaya gelirsiniz, o noktayı bir türlü geçemezsiniz, o şirketten ayrılıp başka bir şirkete geçersiniz. Yine o noktaya gelirsiniz, yine o noktayı atlayamıyorsunuzdur, yine şirket değiştirirsiniz ve bir yerde beyin klik yapıyor. Aa diyor, ben aynı şeyi yaratıyorum, aynı şeyi yaratıyorum, aynı şey oluyor hayatımda dediği noktada Serpil Coşan'ı duyuyor. İşte etrafında, çünkü bana herkes referansla geldi bugüne kadar. Seni anlatamıyoruz dedikleri noktada hepsinin ısrarı üzerine ben bir kitap yazdım zaten. Leyla'yı bulmayı benim danışanlarım ısrarı üzerine yazdım. Beni anlatmak zorunda kalmasınlar, kitabı okusunlar diye. Kitapta zaten sıkıntı içindeki insanların bunu hem bilinçaltıyla hem bazı tekniklerle, kendileri uygulayabilecekleri tekniklerle hayatlarını nasıl dönüştürdüklerini görüyorlar ve roman tadında da anlattığım için çok kolay okunuyor zaten. Benimle hiç alakası yok. Ben sizdeki dönüştürme butonuna basıyorum. Kimse kimseyi şifalandıramaz. Vardır ekstrem durumlar. Yani hiçbir şey sınırlamak istemem ama aslında sizin şifa merkezini, yani dönüştürme, iyileştirme merkezini ben harekete geçiriyorum. Kapalıysa orası, orayı açıyorum. Siz dönüşüyorsunuz, ben dönüştürmüyorum. Sadece tabii ki bu kadar yıl yaptığım seansların tecrübesi, artık buradaki probleminizin çocukluktaki nereye bağlı olduğunu seansı yapa yapa çok kısa sürede tespit edebiliyorum. Ve aslında orayı dönüştüren yine sizsiniz. O teknikler %100 işe yarar. Yani bunu ilk bulan kişiler iyi ki buldular. Çünkü uzun uzun terapilere gerek yok artık.
Siz 10 seansta, şimdi üstelik bir de 10 seansta evet probleminizi çözersiniz. Üstelik şu anda atölyeler yapıyorum. Ben eskiden beri yapıyorum o atölyeleri. Toplu seanslar yapıyorum. Bir atölyede siz 10 seans yapmış gibi çıkıyorsunuz orada. Workshop dediğim şeyler, siz işte geliyorsunuz. Yani diyelim ki 20 kişi, 30 kişi kim geliyorsa. Ben hiç kimse bir problemini anlatmadan hiç gerek yok. Çünkü aslında temelde iki problemimiz var hepimizin. Ya ilişki ya maddi problemler. Bunun altı doluyor zaten biliyorsunuz. Orada uyguladığım tekniklerle toplu olarak bütün bilinçaltlarını dönüştürebiliyorum. Kimsenin hiçbir şey anlatmasına gerek yok. O teknikle bilinçaltını dönüştürdükten sonra kendisinin olmak istediği şekilde hayal ettirip onu da NLP denilen bir teknikle yapıyorum. Daha sonra da üzerine bir nefes, bir meditasyon atölyeden bambaşka çıkıyor. Yani bu bugüne kadar benim kendi hayatımda dönüştürmek için yaptığım şeyler hap gibi oldu. Yani uzun uzun şeyler yaptım ben. Uzun uzun meditasyon, uzun uzun yürüyüşler, uzun uzun anda kalma çalışmaları, bilinçaltımı dönüştürmek. O uzun uzun şeylerin en faydalı kısımlarını tespit edip, birleştirip sundum. Ve şimdi bir insan 28 günde, 28 dakika o kitapta yazılan şeyleri yapsın ya da bir atölyeye katılsın, bütün hayatı değişir. Gelip de söylediğim şeyleri de uyguladıktan sonra hayatı dönüşmeyen olmadı. Ya yapmamıştır ya gelmeyi kesmiştir. Tüm teknikleri uyguluyorum. Çünkü bana geldiğiniz zaman sadece EFT yapıp orayı temizleyip üzerine bir şey koymazsanız onun, tamam temizlendi, bir alan yarattık. Probleminiz çözüldü ama olmak istediğiniz bir hayat varsa onu oraya, o programı, beyni onu göstermezseniz, yüklemezseniz sadece EFT ile sıkıntınızı gidermiş olursunuz, çözüm üretmemiş olursunuz, beyni bir çözüm göstermemiş olursunuz. Dolayısıyla bana geldiği zaman ya da benim gibi yapanlar mutlaka var. Hem EFT'yi uyguluyorum, hem NLP'yi uyguluyorum, hem ta genetik atalarınızdaki DNA'nızdaki programı bile dönüştürecek çalışmalar yapıyorum. Yani Serpil Coşan teknikleri diye bir şey konuşuluyor bugün. O Serpil Coşan teknikleri 20 yıldır bir şeyi daha kısaltabilmek için bir şey daha yap, bir şey daha yap. Benim beynimden çıkmış çözümler de var bunun içinde. O yüzden sadece NLP, EFT değil, atalarınızdaki sıkıntıyı da çözdüğüm tekniklerimiz var. Evet, siz belki bana gelmeden de, belki bir yere gitmeden de bu teknikleri öğrenip kendi hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Ama tabii gelirseniz işte atölye gibi, workshop gibi o grup çalışmalarına çok hızlı şekilde dönüşürsünüz. Yani ne kurbansınız ne çaresizsiniz. Siz buraya, bu dünyaya atılıp unutulmadınız. Evrenin bir sahibi var, sizin de sahibiniz var. En güzeli, en tatlısı, en insanı rahatlatanı önce o güçle bir temasa geçmek, bir konuşmak. Medok'tan Garcinia Jel, 8'de sağlığı sundu.